Manisa Ticaret Borsası geleneksel çekirdeksiz sultani kuru üzüm alım törenini her sene olduğu gibi bu sene de gerçekleştirdi. Sultani kuru üzümünün sembolik olarak açık artırmayla satın alınmasıyla son bulan tören, ETV'den canlı yayınlandı. Öncelikle sizlere teşekkür ederiz. Bizim her sene geleneksel olarak yapmış olduğumuz bu törenlerde ETV camiası olarak bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Genel olarak bu sene sofralık sultaniye üzümde mevsim şartlarının getirmiş olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Yıllara göre bir hayli düşük. Bizim dileğimiz tabii ki yani müstahsilin emeğinin karşılığını alması. Bu ürün bir ihracat ürünü. Yapmış olduğu müstahsilimizin elde etmiş olduğu bu ürünün %80'i, %85'i yurt dışına ihraç edilmekte. Karşılığında ülkemiz bir döviz kazanmakta. Dileğimiz her senenin bol bereketli geçmesi. Öncelikle üzüm Manisa'nın çok önemli bir değeri. Ben üzüme biraz uzak sanayiciyim, işletmeciyim. Fakat yıllardır hem parti içindeki olmam gereğiyle üzümün tüm evrelerinde gerek Alaşehir, gerek Salihli, Saruhanlı'da bütün alanları gezdim. Gerçekten girdilerin çok yüksek olduğu, özellikle bu yıl 2-3 kat arttığı bir yerde tek derdi var. Bugün sabah buraya gelirken ne söyleyeceğimi düşündüğümde dedim ki kısa ve öz yapalım. İki tane üreticiyi aradım. Biri Alaşehir'den bir dostumuz Mustafa Bey, bir de Saruhanlı'dan bir kardeşimiz. Başkan hiçbir şey söyleme. Sadece bizim 2 doların üzerinde fiyat istersek bizim alın terimiz rahatlar. Biz de çoluğumuza çocuğumuza sevgili seneye de üzümün üretme kararı veririz. Yoksa seneye işimiz zor dediler. Bir an önce AKP iktidarına bu baskıyı yaparak 2 doların üstünde fiyat almasını sağlayarak üreticinin gönlünü rahatlatmaktır. Töreni gerçekleştirdik. İlk açılış gerçekleşti. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Evet, bugün 1 Eylül üzümün de ilk sezonun açılışını gerçekleştirdik. Tabii yıllardan beri bir geleneksel olan üzüm törenlerimiz Manisa ve halkı içinde çok büyük bir önem gösteriyor. Bu seneki tabii yağışlardan dolayı ve aşırı sıcaklardan üreticimiz biraz üzümlerimizin verimlerinden şikayetçi. Ama şu an için fiyatlarda aşağı yukarı bir belli olmaya başladı. İnşallah ben her şeyden önce kazasız belasız bir sezon geçmesini diliyorum. Üreticimizin mahsulü bol, bereketi bol olsun, kazancı bol olsun. İhracatçılarımız aynı şekilde bu üzümü inşallah en iyi fiyatlara yurt dışına pazarlamalarıyla beraber üzüm fiyatlarının katma değeri yüksek olan üzüm fiyatımızın yükselmesi ve üreticimizi de memnun etmesini istiyorum. Tabii ki süreçte Tarım İl Müdürümüz Metin Öztürk sahadaydı. Üreticilerle sürekli iç içeydi. Yoğun çalışmalar içerisindeydi. Biz mikrofonumuzu kendisine uzatacağız. Bakalım bizlere neler söyleyecek kendisi. Tabii Sayın Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Sadık Özkasap teveccühte bulundular. Ama hakikaten biz konu üzüm olunca özellikle Manisa Ticaret Borsası başta olmak üzere bütün paydaşlardan destek görüyoruz. İhracatçı birliklerimizden, diğer paydaşlarımızdan. Tabii Manisa Ticaret Borsası da her sene gelenekselleşen ve bu hakikaten herkesin de buluştuğu bir üzüm programını her yıl gerçekleştiriyor ve çok büyük keyifle. Aslında bütün farklılıklar bu üzüm programında bir platformda erimiş oluyor. Sayın Başkanımız her sene çok güzel organize ediyor burada. Tüm siyasi partiler, tüm sivil toplum kuruluşları, üreticiler, ihracatçılar, tüccarlar hepsi bir araya geliyorlar. Dolayısıyla bu birlikteliğin, üzümün birlikteliğini sağlayan ben başkanımıza hasreten teşekkür ediyorum. Manisa Ticaret Borsası sayesinde daha işimiz kolaylaşıyor. Tabii iklim değişikliği hakikaten üretimi zorlaştırdı. Sahada daha proaktif olmayı gerektirdi. Ama bizim tabii Bağcılık Arşma Enstitümüz var Manisa'da. Bu anlamda avantajlı. Türkiye'de 2 arşma enstitüden bir tanesi burada. Manisa Sultanı Çekirdeksiz Üzüm'ün borsa coğrafi işaretini alarak onu Manisa'ya kazandırdılar. Bunu vurgulamak çok önemli. Manisa'da değildi coğrafi işareti. Başka bir ildeydi. Onu kazandırdılar. Şimdi Avrupa Birliği coğrafi işareti için yol alıyorlar. Biz de onlarla beraberiz. Tabii yani bunlar hep birliktelikle, güç birlikleriyle olan işler. Bu senede tabii bu iklim değişikliğini getirmiş olduğu zorlu şartlar var. Ama gene bu birliktelikle gene üreticimiz, tüccarımız, ihracatçımızın el birliğiyle bu ürün
değerini bulacak. Her şeyden önce evet güzel bir gündü üreticimiz açısından. İlk üzümümüz geldi. Bunu hep birlikte tüm Manisa'daki üst düzey yöneticilerle, siyasilerle kutlandı. Tabii kutlama diyoruz ki sözde olmasın. Yani bugün bu kutlamayla iş bitmiyor esasında. Bundan sonra başlıyor. Bugün esasında konuşmamız gereken konuların bir tanesi de en önemlisi belki borsanın önündeyiz. Manisa'da üzümcüsü olsun, mısırcısı olsun lisanslı depomuz olmaması. Şimdi bu zaten çiftçimiz borçlu. Şu andaki verilere göre Türkiye genelinde 475 milyar civarında çiftçi borçlu durumda. Çiftçi borçlu olduğu için üretimini inanın daha tarlasından kaldırır kaldırmaz satmak zorunda kalıyor. Ama lisanslı depoculuk olsaydı bunlar bu lisanslı deposuna ürünü emanete koyuyor. Burada belli bir kira bedeli ödüyor ama bunun karşılığında da belli bir bankaya vermiş gibi parasını alıyor, borçlarını ödüyordu. Ben buradan çiftçilerimize şunu duyurmak istiyorum. Bu yıl gerçekten üzümde fiyat olarak altın yılı olacak. Bunu görüyoruz. Şu anda fiyat 40 ile 45 lira arasında geçen senenin mahsullerine alınıyor. Ben inanıyorum bizim İyi Parti olarak açıkladığımız 60 lira fiyatı çok yakın zamanda bulacak. Buradan tekrar da söylüyorum. Lisanslı depo tüm vekillerimize söylüyorum. Bakanlık yetkilisine söylüyorum. Artık Manisa'da üzümün, mısırın, diğer tarım ürünlerinin olduğu bir yerde lisanslı depo olmaması gerçekten bizler için büyük kayıp.